Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi farklı bir odadayım, farklı bir ortamdayım, farklı bir masam var burada. Arka planım biraz daha değişti. Bununla alakalı detaylı bilgilendirmeyi bu videodan sonra şuraya veya şuraya bıraktığım Instagram hesabımda story olarak hayatımdaki gelişmeleri anlattığım bir story serisi atacağım. Oradan gidip bakabilirsiniz. Şimdi gelin sizlerle birlikte videomuzun ana konusuna dönelim. Bu videoda işleyeceğimiz konuyu birçok YouTube kanalı işledi. Fakat ben de kendi tarzımla sizlere aktarmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız Nvidia Broadcast uygulamasını arka plan seslerini inanılmaz derecede yok edebiliyorsunuz ve aynı zamanda da kameranızın arka planını yok edip arkanıza farklı görseller yerleştirebiliyorsunuz herhangi bir green screen olmadan. Sizlerle birlikte bu videoda Nvidia Broadcast'in detaylarına bakacağız. Şimdi de fazla uzatmak istemiyorum. Gelin şimdi ana konumuza geçelim. Ha bu arada daha fazla videonun gelmesi için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Artık tamamen YouTube kanalıma odaklanıyorum. Bildirim çanını da lütfen açmayı unutmayın ki sık sık video gelecek ve hiçbirini kaçırmayacaksınız. Öncelikle açıklamalar kısmına bıraktığım linkten karşımda görmüş olduğunuz siteye ulaşabilirsiniz. Hemen buradan gördüğünüz gibi hemen indir butonuna tıklayarak programı indirebiliyorsunuz ve bir setup dosyası olarak geliyor. Bilgisayarınıza da sonrasında kurulumunu yapabiliyorsunuz. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Nvidia Broadcast uygulamasını kullanabilmeniz için RTX destekli bir ekran kartınız olması gerekiyor. Şimdi ben zaten programı indirdim ve bilgisayarıma kurdum. Şimdi gelin sizlerle birlikte çeşitli özelliklerine bakalım. Şu anda sesimin tamamını Nvidia Broadcast üzerinden aktarıyorum. Kameramı kullanamadığım için ikinci kamera olarak telefonumu kurdum. Telefonumdan şimdi sizlere görüntü alıyorum. Şu anda mikrofon özelliklerini birlikte test ediyoruz. Şimdi birincisi gördüğünüz gibi şu anda parmağımı şıklattığımda şıklatma sesi sizlere geliyor. Ve gördüğünüz gibi Nvidia Broadcast'i aktif ettiğim anda şıklatma sesi ben konuşurken de sizlere gelmiyor diye umuyorum. Tekrar kapatıyorum gürültü engellemeyi ve hatta buradaki menüyü açtığımda oda yankısı efektini giderme özelliği var. Bunu bir aktif edelim. Şu an yeni bir odaya, yeni bir eve taşındığım için bu odada birazcık yankı var. Acaba burada ne kadar bir etki yapacak? Bunu tam kestiremiyorum açıkçası. Şimdi ben de videoyu montajlarken bunun farkını ben de o zaman anlayacağım. Ses deneme 1-2-3-4-5. Ses deneme 1-2-3-4-5. Buradaki gürültü engellemenin ne kadar ciddi bir altyapıyla, ne kadar ciddi bir yapay zeka ile çalıştığını sizlere aktarabileceğim bir şey gerçekleştireceğim şimdi. Hemen buraya monitörümün arka tarafına bir adet tencere ve bir adet de çırpıcı koydum. Yani gördüğünüz gibi bütün sesi alıyor. Şimdi ben aynı şekilde şöyle bir keman edasıyla ve gördüğünüz gibi şu an itibariyle bu vurma sesini olabildiğince minimum bir şekilde almaya devam ettiğini görüyorsunuz. Hatta neredeyse hiç almıyor, sadece benim sesim geliyor gibi görüyorum. Yani bu sayede hatta bu olayı biraz daha örneklendirmek istiyorum. Şimdi gürültü engellemeyi kapadım, hemen geliyorum. Şu anda mesela yayındasınız ve anneniz yerleri süpürmeye başladı. Ama sizde Nvidia Broadcast aktif olduğu için bu elektrik süpürgesi sesi ne yayına ne de videonuza asla gitmeyecek. Hatta şöyle hazır elektrik süpürgesini çalıştırmışken odamı da bir süpüreyim. Ve hiçbir şekilde elektrik süpürgesi sesi sizlere gelmiyordu değil mi? Şimdi sıra geldi sizlerle birlikte bir de kamera özelliklerini test etmeye. Ve gördüğünüz gibi Cam Link ile aktardığım görüntüm şu an ekranda ve arka plan bulanıklaştırma özelliği mevcut.
Şu an bende kapalı fakat arkam bir tık bulanık, bunu görüyorsunuzdur. Bunun sebebi benim lensimin f1.4 diyafram aralığına sahip olmasından dolayı arka planı lensim kendisi bulanıklaştırıyor. Yine de bunu biraz daha arttırmak için gördüğünüz gibi açtığımda hiçbir kayıp olmadan, hatta yoğunluğunu biraz daha arttıralım. Hani şu hareketlerde bile en ufak bir blurlanma veya en ufak bir arka plandan kaçma gibi bir durum söz konusu değil. Ve inanılmaz derecede sağlıklı bir arka plandan ayırma işlemi gerçekleştiriyor. Tabii bunun haricinde burada gördüğünüz gibi otomatik çerçeveleme özelliği var. Bu da mesela sağa sola gittiğinizde otomatik olarak kamera sizleri takip ediyor. Bunun haricinde video gürültüsünü giderme nedir tam olarak bilmiyorum ama muhtemelen ufak tefek çatlak patlak, hani böyle piksel piksel bir görüntünüz varsa onu engelleyen bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Şu şekilde vinyet ekleyebiliyoruz ve aynı zamanda yüzü izleyi seçersek eğer gördüğünüz gibi vinyet yüzümüzü izleyerek devam ediyor. Şimdi arka plan değiştirmeyi seçerseniz eğer, gördüğünüz gibi direkt olarak bir green screen'e sahip olmasanız bile bir green screen ekleyebiliyorsunuz. Arkanıza bir görüntü bu uygulama üzerinden ekleyebiliyorsunuz. Bunu da resim, bir resim veya video seçim kısmından dosyadan direkt olarak seçip yerleştirebiliyorsunuz. Burada iki adet seçeneği var. Performans ve kalite. Performans dediğinizde olabildiğince minimum bir şekilde bilgisayarınızı yorarak bu işlemi gerçekleştiriyor. Kaliteli dediğinizde de minimum kayıpla maksimum performansı birleştirerek bunu gerçekleştiriyor. Burada mesela efekt ekle bölümü var. Birden fazla efekt ekleyebiliyoruz. Mesela ben bunu ekledim. Fakat bunun üzerine tekrardan göz teması, mesela vinyet ekleyebiliyorum yine buraya. Veya ne bileyim, buraya tekrardan bir göz teması efekti ekleyerek birden fazla efekti de buraya koyabiliyoruz. Gördüğünüz gibi OBS'imizi açtım. Şimdi yapmamız gereken şey Nvidia Broadcast'ı da aktif etmek. Hemen gidiyorum, Nvidia Broadcast'ı açıyorum. Ve gördüğünüz gibi Nvidia Broadcast'ı açtığımda direkt olarak demin de detaylarına baktığımız gibi hem kamera hem de mikrofon kısmı buraya geliyor. Bunun için yapmanız gereken tek şey, gürültü engelleme kullanacaksanız gürültü engellemeyi aktif ediyorsunuz. Veya yapacağınız diğer aktifleştirmeleri gerçekleştiriyorsunuz. Sonrasında da Mic Aux kısmına gelip yandaki 3 noktaya tıklayıp özellikler diyorsunuz. Özellikler kısmına geldiğinizde zaten burada mikrofon arayabilmeniz yer alıyor olacak. Burada yapmanız gereken şey mikrofon parantez içinde Nvidia Broadcast olanı seçmeniz oluyor. Ve sonrasında direkt olarak Nvidia uygulaması, yani Nvidia Broadcast uygulaması üzerinden sesi almaya devam ediyor. Ve aynı zamanda kamera içinde gördüğünüz gibi buradan tıklıyorsunuz ve video yakalama aygıtını seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve buradan kamera Nvidia Broadcast'ı seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Burada yaptığınız herhangi bir değişiklik direkt olarak OBS'inize gidiyor. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde gerçekleşiyor. Hatta hemen buradan arka planı kaldırma diyelim. Ve gördüğünüz gibi direkt olarak green screen olmadan arka planımızı da kaldırmış oluyoruz. Tabii böyle boyutunuzu istediğiniz gibi küçültebilirsiniz. Arka tarafa oyununuzu açabilirsiniz. Veya video izliyorsanız videonuzu açabilirsiniz. Ve gayet mükemmel bir şekilde arkadaşlarınıza, kitlenize yayınlar gerçekleştirebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi tüm detaylarını sizlerle birlikte paylaştığım Nvidia Broadcast uygulamasının detaylarına birlikte baktık. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız eğer, aşağıya yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.